Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Pusula TV stüdyolarından tüm dünyaya kimliğinde Malatya yazan, Malatya sevdasıyla ve Malatya'nın sevgisiyle büyüyen, sıla özlemi çeken herkese Pusula TV ekranlarından hayırlı akşamlar olsun diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Mahalle Muhtarı programımızın biriyle daha karşınızdayız. Malatya tarihinde hep söylemişizdir. Televizyon tarihinde ilk defa Pusula TV ailesi olarak mahalle muhtar adaylarına, köy muhtar adaylarına yönelik program için sözümüz vardı ve bunu yerine getirmek için de çaba sarf ediyoruz. Sizden tabii ki ilgi, alaka ve destek bekliyoruz. Malatya genelinde 2000'e yakın muhtar adayımız var. Tabii bu programa katılmak için mutlaka İsminizi yazmanız gerekiyor, listeye girmeniz gerekiyor, yoğun bir talep var. Bunun için acele etmeniz lazım, mutlaka bizimle irtibat kurmanız lazım. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bu programımızda sizleri Malatya'nın en güzel, Malatya'nın Çukurova'sı, Malatya'nın özellikle de tarım alanında, hayvancılık alanında ve toprakların bereketi anlamında olan en güzel bir köyüne götüreceğiz. Bugün sizleri şöyle birazcık yola düşürüp Akçadağ düzünden sonra, Küreciğin tepesini açtıktan sonra, hemen Karahan geçidinden sonra şöyle bir yol boyu götüreceğiz. Hemen yola düşüp Somuncu Baba'nın diyarına, o mübarek güzel topraklara daha varmadan, hemen Darende'ye girmeden sağ tarafa yolumuzu geçirip ondan sonra Tohman'ın vadisine doğru yol alacak ve ondan sonra yemyeşil, her taraf güzel, bağlar, bahçeler, bostanlar, olağanüstü ve her şeyden önemlisi güzel insanların diyarı Irmaklı köyüne götüreceğiz. Eski adıyla Mezgidin'e gideceğiz. Mezgidin'i konuşacağız, Irmaklı'yı konuşacağız. Ne yaparlar, ne derler, nasıl geçinirler? Onlarla ilgili önemli bilgileri stüdyo konuğum Irmaklı Köyü Muhtarı Ömer Kılıç'tan alacağız. Muhtarım hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk Necdet Bey. Teşekkür ederim. Ben böyle anlatırken seni hayal ettim. Şöyle yolu hakikaten de böyle geçtik. Sağa döndü, köprüyü geçtik, evet, köyümüzü gördük, evet, gibi bir şey insanın gözünün önüne geliyor değil mi? Evet, aynen aynen Necdet Bey. Evet. Sizlere ve Pusula TV ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bizleri ve Malatya'mızı, kazalarımızı ve köylerimizi uydu aracıyla dünyaya tanıttınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet. Muhtarım, yazın yoğunsunuz genelde. Evet. Yoğun derken tabii tarımla uğraşıyorsunuz. Sizin için güneş önemli. Gün yani önemli. Bunun için de tabii yetiştirmeniz gereken zaman var. Yani çapalama dönemi var, sulama dönemi var. İşte ne bileyim bir sürü ilaçlama dönemi oluyor. Bunun için hep böyle kendiliğinden böyle bir takvim vardır. O işler gider yazın. Kışın ne yapıyorsunuz? Biraz da kıştan başla. Mesela bu kış aylarında Mezgidin'de, Irmaklı'da insanlar ne yapar? Biraz oradan bahsedersek. Kışın Necdet Bey, şu anda bizim bir köy konağımız var. Yaşlılarımız oraya gidiyorlar. Orada sohbet ediyorlar. Oradan camiye gidiyorlar. Gençlerimiz kahvemiz var. Kahveye gidiyorlar. Kahvede böyle güneş olduğu zaman araziye gidiyorlar. Arazide geziyorlar. Bu şekilde zamanlarını geçiriyorlar. Gerçekten kış dönemi biraz bize zor geliyor. İş yok, bir de sıkılıyor. Peki şey muhtarım, hayvancılık var mı? Mesela evinde hayvan olan var mı? Böyle büyükbaş hayvancılık ya da küçükbaş hayvancılık ne yaparlar Irmaklı'da? Küçükbaş 5 ailemizde var. Büyükbaş da her hanemizde var. Bizim köy şu anda oturumu 147 hane. En aşağı bir evde 3 tane 5 tane hayvan vardır. Hayvanlarına, sabah akşam hayvanlarına uğraşır. Kendi tabii geçimlerini sağlamak için, yani yemek için, öyle çok satmak için çok olmuyor değil mi? Evet. Yani bu, Necdet Bey, bu hayvancılık için de buraya konuya değindik şu anda. Tarım İlçe Müdürlüğü'nde bir kooperatif kuruyor. Öyle mi? Evet, bir eski kooperatifimiz vardı. Bundan 15-20 yıl önce bir kooperatif kurulmuştu Darende'ye. Yalnız köylerden üye almışlardı. Bizden de 3-5 tane üye alınmış.
O zaman biz kooperatif kuramıyorduk. İlçe müdürüme de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onun aracıyla bu eski kooperatif fes oldu. Ama şu anda yeni bir kooperatif kuracağız. Her aileye 60'ar tane gebe düve. Bu 30 tane aileden oluşuyor bu kooperatif. En aşağı 30, üst başı geniş 100'e kadar çıkabilir. Hı. 60'ar tane her aileye gebe düve verilecek. Yalnız bu 7 yılda ödemeli. 2 yıl hiç ödenmeyecek. Şimdi Tarım İlçe Müdürlüğü, evet. Tarım İlçe Müdürlüğü'nün öncülüğünde daha gelişmiş hizmet almak için önce bir köyünüzde kooperatif kuruyorsunuz. Evet, kooperatif. Üye sayısının en az 30 olması lazım. Evet. 30 ve üstünün olması lazım. Yani 29 olsa kurulmuyor kooperatif. 30 üstünde olacak. 30 topladınız. 30 olabilir yani üstü de geniş. Anladım. Bu kooperatif kurdunuz. Ondan sonra Tarım İlçe Müdürlüğü mü size hayvanları temin edecek? Tarım İlçe Müdürüm, kooperatif başkanı seçeceğiz. Kooperatif başkanıyla evet, beraber. Başkanı yardımcısı. Parasını şey verecek. Tarım İlçe Müdürlüğü veriyor. Hani teşvikten veriyor. Hayır, bu 7 yıl ödemeli. Bu aldığımız hayvanlar 2 yıl ödenmeyecek. Ha, siz parayı kime ödeyeceksiniz yani? Tarım İlçe Müdürlüğü. Tarım İlçe, evet. Ha, Tarım İlçe Müdürlüğü bunlar kendi bütçesinden getirecek. Evet. Anladım. Tarım İlçe Müdürlüğü bütçesinden getirecek. 7 yıl 2 yıl ödenmeyecek. 2 yıl hiçbir şey ödemeyeceksiniz. Evet, 1 lira daha ödenmeyecek. Onların buzağısını alacaksınız, işte yetiştireceksiniz. Ondan sonra 5 yıl. 5 yılda ödeyeceğiz bu parayı. Faiz oranı hemen hemen. %0 diyelim. Yani faizsiz. Evet. Tamamen teşvik amaçlı. Evet. Evet. Peki köylü nasıl bakıyor bu işe? Çok güzel bir işmiş. Çok ne yapsam, gezem, mezgidiye mi taşınsam, ne etsem? Necdet Bey, geçen akşam Sayın Kaymakamım, buradan da kendisine de teşekkür ediyorum. İlçe Tarım Müdürüm, Ziraat Odası Başkanım geldiler, köyde bir toplantı yaptık. Bizi bir taziye evi diye bir salon yaptık. Orada gece saat 10'a kadar köylüyü topladık, sohbet ettik. Bu konuları anlattılar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Biraz da ilçe müdürüme bu konuyu geldi anlattık. Şu anda kendi köylüm beni sıkıştırıyor. Hani kooperatifi ne zaman kurduk, ne zaman kuracağız, hayvanlar ne zaman gelecek, illa bunu bir an evvel yapalım diye. Heyecan başladı yani. Evet evet, günde 10 tanesi soruyor, muhtarım diyor bir kooperatif kuracaktık, ne oldu? Yani köyde şu anda çok büyük talep var buna. Ama en az 6 hayvan olacak tabii. Evet, 6. Ya, her aile 6'şar tane. 6'şar tane. İsteyen aile mesela fazla alabilir mi? Ya diyelim ki hayır, şimdi zaten 6'şar tane şart koşulmuş burada. Anladım. 6'şar tane hayvan verilecek. Evet. Peki bu olduktan sonra hayvanlar geldi, köylüler memnun, kooperatifi kurdunuz. Bu sütün değerlendirilmesi, geçim sağlanması noktasında sanırım bir çalışma da yapmanız, bu sefer mandralara bu sütü vermeniz gerekecek. Evet, zaten bizim kooperatif kurma amacımız o. Bu hayvanlar gidecek, bir ahır yapacağız. Hepsi bir çat altında toplanacak bir yerde. Yani getirince herkesin evine bunlar dağılmayacak. Ha bak, bu çok önemli. Evet. Peki onun için şeyiniz var mı? Altyapı var mı? Yani ahır var mı, dediğiniz şeyi falan yaptınız mı? Şu anda yer belirlediniz mi? Yerimiz belirledik. Bir köy tüzel kişiliğine ait bir yerimiz vardı. Orayı belirledik. E kim bakacak peki onlar? Herkes gidip kendisi mi bakacak? Hayır hayır. Oraya bir bakıcı tutacağız. Kooperatif başkanımız olacak. Yardımcı olacak. Orada başkan olacak. Ha öyle yani şeyler, köylü kadınları öyle ağırına bağlı gidip öyle sağacak falan değil. Hayır hayır. Profesyonelce bir organize sanayi bölgesi gibi olacak hayır. Yani. Aynen Necdet Bey. Şimdi atıyorum yıllık bir hayvanın ne kadar geliri var? 2000 lira. Bunun masrafını düşecekler. Orada bunu yem... Makinelerle sağlayacak. Evet, makinelerle sağlayacak. Bunun yemi, yoncası, her şeyisi, bir özel veteriner hekim tutulacak. Sürekli ha, orada olacak. Vallahi muhtarım, siz işi büyük tutmuşsunuz vallahi. Yani ahır yapacaksınız. O hayvanlar en az herhalde hesabıma göre bir 200 tane falan bulur. Belki 200-300 tane hayvan olacak. Evet. Peki bunların yemini siz kendi şeyinizle, kendi tarlanızda, bahçenizdeki yoncayla, işte samanla falan oraya verip değerlendirebilecek misiniz? Evet evet, bunu ilçe müdürümle görüştüm. Daha yani bir kooperatif, ben tam detayını bilmiyorum da müdürümle görüştüm. Yoncanızı,
buğdayınızı, arpanızı, samanınızı dedi buraya getirip satabilirsiniz. Ha, kendi ürününüzü de, evet, kendi koparırsınızsa satacaksınız. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Süper bir şey valla. Biz de heyecanlandık. Ne yapsak? İlçe müdürüme ve personeline de çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri bile bilgilendirdiler. Yani bu işe karar verdiniz inşallah. Evet, karar verdik. Zaten şu anda ilçe müdürümle yine bugünlerde gelip bir toplantı yapacağız. Önümüzdeki hafta yaparız bu toplantıyı. Başkan seçeceğiz. Yardımcı seçeceğiz. Müdürümle bir Ankara'ya gideceğiz. Bu kooperatif nasıl kurulur, ne olur, böyle bilgiler alacağız. Yani kooperatif kuracaksınız. Ondan sonra da mandralar gelecek. Direkt olarak o büyük ahırda herkesin hayvanları olacak. Diyelim ki tabii o belirlenecek. Hangi hayvan kime ait, hangi aileye ait olduğu da belli olacak. Kulak numaraları. Kulak numaraları. Evet, herkesin. Veteriner orada olacak. Veteriner sürekli zaten. Muhtarım, siz bunu yaparsanız sanki Malatya'da bir ilk olacak ha. Zaten ilk olur, evet, Malatya'da. Ya bir örnek olacaksınız. İnşallah yaparız da örnek oluruz. Valla siz yapın, biz de geleceğiz, çekimleri yapacağız, bütün Malatya'ya duyuracağız. Hayvancılık nasıl olurmuş, köy kooperatifi birlik beraberlik olunursa, muhtarın etrafında, kooperatif başkanının, derneğin, işte birlik beraberlik sonucu nasıl verim alınır, nasıl köy kalkınır, onun örneğini sizin köyde göstereceğiz inşallah. Evet, bir de şu var Necdet Bey, şu anda bizde bir tane vatandaşımız Mustafa Gürbüz diye, kendisine burada teşekkür ediyorum. Tavuk çiftliği kuruyor. Köye? Köye. Çok iyi. Tavuk üretimi yapacaksınız, evet, yani. Evet, üretimi yapacak. Bu şahıs tek başına kuruyor. Bunun bir 30 dönümlük bir arazisi var. Kümeslerini kuracak. Köyün neresinde olacak o? Köyün girişinde, köy içinde değil de girişinde köyünle. Köprüden sonra mı? Önce mi? Köprüye varmadan. Sol tarafta. Sağ tarafta. Evet. O bir kıraç yer var. Evet, evet. O oraya kuracaksın, o düz yer. Orada bir 30 dönüm bir arazisi var, oraya kuracak. Gerçekten de çok güzel olur. Kendisine teşekkür ediyorum. Yani küçük baş, büyük baş hayvancılık gelecek. Beyaz et dediğimiz tavuk testleri kurulacak. Ondan sonra kavununu zaten dünya ünlü davana, evet, geleceğiz. Vallahi artık sizin orada kara borsa olur yani. O kadar güzel bir köy olur ki, her şeyle bir bütün olmuş. Bostanı, kayısısı, suyu, zaten ırmakla adı üstünde, Tohma Çayı'nın tam geçtiği yani. Yer. Tarihi yerleri var, o yerleri var, kamyonlar falan var, orası daha anlatacağız. Evet. O kadar mükemmel ki, değerli izleyicilerimiz, sizden rica ediyoruz. Hafta sonu havalar biraz iyileşir, çiçekler açar, birazcık havalar iyileşirse çoluk çocuğunuzu alın, arabaya binin. Bir gidin bir Irmaklı'yı gezin. Tohma kanyonu yani şöyle güneyine düşüyor. Darenden biraz güney doğusuna düşüyor. Darenden doğusu, evet. Doğusu. O bölgede o kadar mükemmel bir köy ki, o kadar güzel bir manzarası. Toprağı verimli, suyu var, kayısısı var. Biraz ileride bir festival alanı yapmışlar. Bir köy düşünün ki gerçekten dünyaca ünlü kavun yetişiyor. Bal gibi. Ancak böyle kaliteli bir kavun yetişir. Kavun festivali her yıl yapıyorlar. Her yıl binlerce insana yemekler ikram ediliyor. Orada konserler yapılıyor. Davul zurnalar geliyor. İnsanlar kaynaşıyor. O konuya da değineceğiz. Şimdi köyümüzün bu kooperatif büyükbaş hayvancılığını anlattık. Küçükbaş hayvancılığını atladık. Kaç ailede bu var? Yani yaylacılık var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Biraz oradan bahsedelim. Var, küçükbaş. Daha önce çoktu da şu anda 4 ailede kaldı. Kaç baş hayvan var? Tahminen 1500 toplam. Evet. Gene iyiymiş yani. 1500 az değil yani bir köyde. Önce Necdet Bey 15-20 sürü çıkarmış köyden. 10.000 baş hayvan varmış küçük baş. Irmaklı'da. Evet. Peki sizin yaylalar var mı? Var yaylalar, bu festival yaptığımız alanın ilerisinde 3-4 kilometre gidiyor. Görmüşsündür, o yeni köprüden geçip gidiyor. Evet. Bir tanesi orada. 3 tanesi de bu festival yaptığımızın batısına düşüyor. Batısına düşüyor, evet. Yani o yaylalar hala size ait. Evet. Köyümüze ait. Aman bak, onları kaptırmayın kimsenin. Çünkü bu yaylalar kiralanmıyor, ne oluyor? Bence onlara sahip çıkmak lazım. Yaylalarınıza özellikle. Çünkü sizin köy yerleşik bir köy.
Eski bir köy. Peki köyün hane sayısı 147 dediniz, doğru mu? Evet. Şey mi? Ne kadar nüfusumuz var muhtarım? Şu anda oturan nüfusumuz 778. 778. Kışın. Evet. Ama yazın bu 2000-2500'e buluyor. 2500'ü buluyor. Evet. Peki kayısının durumu nasıl sizde? Zaten bizim esas gelir kaynağımız kayısı. Çok kaliteli kayısı olur ama oranın. Bizde su bol olduğu için kayısımız çok kaliteli, evet. Yani. Senede biz 18-20 su veriyor kayısıya. Hafta bir su bir. O şekilde kayısı sulu. Her hafta sulu. Suyunu bol veriyor. O yüzden de kaliteli kayısı yetişiyor bizim orada. Peki su. Yanma don falan olay oluyor mu sizde? Olur, don olur. Bizim bir mevki var. Yine o festival yaptığımız alandan ileride. Evet. Orada Malatya'da ilaç uçun bulunmasa desem orada kayısı oluyor. Orada hiç yanmaz. Orada hiç kayısı yanmıyor. O bölgede var. Yalnız köy içinde 5 senede bir falan ancak kayısı oluyor. Ya köyün içi biraz da ılıman, hani Tohma Nehri, Tohma çayı içinden geçtiği için biraz daha tabii ılıman olduğu için don şeyi yüksek. Ama sizin dediğiniz yerde hemen hemen hiç don olmuyor yani. Oradan da Necdet Bey Tohma geçiyor da orası bir vadi. Sürekli bir yere bir orada esinti geliyor. Bir de donu sisi durdurmuyor. Orada dediğim yer böyle vadi bir yer. Havadar bir yer. Evet. Bir de hava geldikçe. Sanki klima var. Aynen, aynen. Yazın da serin olur mu biraz? Yazın sıcak olur. Yazın da sıcak, evet. Olur orası. Tam kayısının yeri yani. Şimdi her taraf kayalar olduğu için güneş yazın kayalara vurur. Onun sıcağı gece saat tabi 1'e 2'ye kadar soğumur orası. Ha, onun o sıcaklığı kayalarda, evet, oraya yansıyor. Sıcakları bazı yansıyor. Komple kaya zaten dört etrafı da. Ya, en gibi. Verimli yerler de orası o araziler, evet. Değil mi? Ne kadar güzel. Evet değerli izleyicilerimiz, Irmaklı'dan bahsediyoruz. Daren de Irmaklı. Eski adıyla Mezgidin. Muhtarımız Ömer Kılıç. Mezgidinler, Darendeller, hani mesajlarınız gelmedi. Mesajları bekliyoruz. Programı sonuna doğru atıyorsunuz, sonra yetişmiyor bize, okuyamıyoruz. Eğer mesajlarınız varsa lütfen, ama lütfen gurbettekiler, Malatya'dakiler, mesajlarınızı bize ulaştırın. Büyük harfle vuslat yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. Ondan sonra da 3969'a gönderiyorsunuz cep telefonundan. Biz de burada bütün mesajlarınızı okuyacağız. Ve ben buradan bilgisayardan takip edeceğim inşallah. Bu arada programa katılmak için diye bir yazı görüyorsunuz ekranın altında. Bu benim direkt numaram. Bu programa katılmak isteyen muhtar adaylarımız lütfen o numarayı kaydetsin. Programdan sonra bize dönsünler, isimlerini yazdırsınlar, katılım şartlarını öğrensinler ve biz de onlara yardımcı olalım. O yüzden arkadaşlarımız programa katılmak için sürekli oradan bant dönüyorlar. Bilginize sunalım. Değerli izleyicilerimiz, Irmaklı'yı ne kadar anlatsak az olur. Gerçekten ben Malatya'da doğduk, büyüdük. Bu yaşa kadar Malatya'dayız. Bütün köylerini karış karış hemen hemen bilirim. Bütün ilçeleri, bütün mezralara kadar bilirim. Bakın Irmaklı'dan bahsediyoruz. Orada nerede ne var? Dere nereden geçiyor? Boğaz nerede? Çünkü gidiyoruz. Çünkü görüşüyoruz. Çünkü orada gidip onlarla sürekli olarak programlar olsun, haberler olsun, mümkün o kadar gidiyoruz. O yüzden Darende'nin birçok köyünü, yani Günerli'den tutun da Yeniköy'e kadar olan, bu taraftan yine Yenice'den tutun da Balaban'a kadar bütün köyleri, evet, geziyoruz. Buradan bütün Darende'ye, o güzel toprakların güzel insanlarına selam olsun. Özellikle gurbeti diyarda bulunan bütün Darendelilere selam olsun diyoruz. Onlara selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Çünkü onlar gerçekten bu memleketin, bu milletin gerçek sahipleri. Kazanıyorlar, üretiyorlar. Darende Irmaklı'da birlik, beraberlik ruhu, kaynaşma ruhunu bir görseniz şaşırırsınız. Festival yapılıyor orada. Festivalde gidersiniz, kadınlar bir çaba içerisinde. Hiç kimsenin parayla pulla işi yok. Hamurlar yoğurulur. İkramlar yapılır misafirlere, milletvekilleri gelir, belediye başkanları gelir, kaymakamlar gelir. Olağanüstü güzel bir durum olur, oluşur. Diğer taraftan muhtarın, köy halkı koştururlar, orayı temizlerler. Bir festival yeri var, bir doğal güzellik. Gerçekten o kadar güzel bir yerde bir festival. İki kayalın, boğazın arasında, hemen yanı başında su akıyor.
Yani hani böyle kartpostallarda yer olur ya, onun gibi güzel bir yer. O yüzden sahip çıkıyorlar. Biz, onlar sahip çıktığı için biz de sahip çıkıyoruz. Bakın Mehmet Kılıç kardeşim yol vaktinde gitmişti, çekimlerini yapmıştı Kavun Festivali'nde. İnşallah bu önümüzdeki günlerde, bir de kışın insanlar ne yapar kış aylarında, onun için gidecek. Çarşamba yol günü vakti evet, şeyinde çekimlere gidecekler. Yani biz sizi sahipleniyoruz. Köyünüze, mahallenize, mezranıza, beldenize, her tarafa geliyoruz. Mümkün olduğu kadar siz de tabii ki bizim Vuslat TV'ye sahip çıkacaksınız. Notlar geliyor arkadaşlarımız. Hem yazdırıyor hem de mesajlar geliyor. Diyor ki köyümüze 6 kilometre yayla ve bahçe yolunun yapımı neden yapılmadı sormak istiyorum demiş Erol Bugan. Köy halkından. Erol Bugan sizden, sizin köylü mü? Evet, bizim köylü. Öyle demiş. Hadi bir oradan bir soruya bir cevap verelim önce. Necdet Bey, bu yolu özel idareye başvurduk. Geldiler, ölçtüler. Nereye köprü yapılacak, nereye büz yapılacak? O ara bir özel idarede genel sekreter davası oldu. Sami Bey vardı o zaman. Ha, anladım. Tam onun devir teslim zamanı. O bıraktı, gidince yolumuz bir yıl falan kaldı. İlfan Bey geldi. O da tam bugünüydü, yarınıydı. Başını bulamadı. Yani o yolun sözünü vekilim verdi. Festivalde de belki duymuşsunuz. Ömer Faruk Bey. Ömer Faruk Bey verdi yolun yapımını. Bu önümüzdeki cumartesi gününde büzlere gelecek. Ben bugün de özel idarede idim. Ha, bismillah başlıyorsunuz. Evet. İnşallah. Aha, iyi. Cumartesi günü büzlerini indireceğiz. Bugün de özel idaredeydim. Müdürlerimle falan görüştüm. Anladım. Dere gibi yerlerde büzler, evet, döşenecek. Dere yataklarına büzler, büzler döşenecek. Büzler gelirse devamı inşallah gel. Zaten Büyükşehir artık oraya bakacak. Büyükşehir'de mutlaka seçilirse, hangi belediye başkanımız, adayımız seçilirse mutlaka oraya, evet, göz ardı etmez. O da önemli bir soruydu. İnşallah büzlerini özel idareye gömdürük. Stepsiz'in de belediye yapar. Zaten yetiştirme şu anda özel idarede. Büzlerini gömerse Stepsiz'i de belediye yapar. Tabii. Zaten o, şurada az bir kısa zaman kaldı. O zaman büzleri hemen kapalım. Bizleri yani, cumartesine sözünü aldım. Cumartesi indirecekler. Evet, eğer Malatya'da örnek muhtar arıyorsanız, gerçekten samimiyetimle söyleyeyim, buradan yetkililere, kaymakamlarımıza, valimize, Ömer Kılıç'a gidecekler. Birliği beraberliği, o köyü toparlaması. Bakın nelerle uğraşıyorlar, neler yapmışlar. Bir köyü anlatıyorum, size iddia ediyorum. Belde, hatta ilçeyi de katıyorum. Birçok ilçe belediyesi bu işleri yapamaz. Birçok ilçe belediyesi bu işleri yapamaz. Bir soru var, onu soracağım ama bak. Neler yaptılar biliyor musun? İçme suyunu kendileri hallettiler. Kanalizasyon işlerine girdiler. Kooperatif kuruyorlar. Festival yapıyorlar. Yani önce bir yaptıklarımızdan başlayalım. Muhtar, mesela madde madde ne yaptınız? Özet özet gidelim. İlk önce içme suyu şebekemiz. Daha önceki boru asbestti. Bir kısmını benden önceki muhtarım değiştirdi. Bir kısmı da bana nasip oldu. O asbesti plastiğe çevirdim. Bir yerde de bu suyu, bizim su cazibeli geliyor. Yukarı dağdan geliyor. Bir de ahımına cazibeyle geliyor. Oranın da borusu ikilikti. Suyumuz çoktu. Yalnız boruya sığmıyordu. Orayı da 3 kilometre falan dörtlüğe çevirdik. Onu yaptık. Bu yetersiz suyumuz daha önceleri de, bu Fesli dediğimiz mevki, köyümüzün üst tarafında bir mevkide. Daha önce dedelerimiz falan derdi ki, ya burada su vardı derdi. Daha önce biz böyle koyun falan güderken buradan su çıkıyordu, içiyorduk. Hayvanlarımız falan, affedersin, buradan içiyordu. Bize hep onu söylerlerdi. Biz de kendi imkanlarımızla gittik, bir eder kiraladık. O zaman daha tabii ben yeniyim. Daireye gidemiyorum, utanıyorum, sıkılıyorum, bir yere isteyemiyorum. Daha yeni ilk senem, 2-3 aylığım. Bunu kendi köyümün imkanlarıyla 20 günlüğüne bir eder kiraladı. İki tane eder kiraladık. Bunu 20 gün çalıştırdık. Yalnız su kaynağını bulduk. Bunun 3 kilometre bulduktan sonra mesafe var su deposuna. Bunun borusunu da kendi imkanlarımızla aldık. Ama şimdi olsaydı hiç 1 lira para vermezdim Necdet Bey. Ya o zaman biraz hani değil mi, acemiliğe, evet, acemiliğimize denk geldi. Çıraklık dönemi. Şimdi artık ustalık, evet, dönemi.
Yani bu kaçıncı dönemsiniz? İkinci dönem mi? Hayır, ilk dönem daha. Ha, sizin ilk dönem evet, mi? Evet, ilk dönem. Ha, bu söylediğiniz bu 5 yıl içerisinde yaptıklarınız. Evet, 5 yıl içerisinde. Dinleyin, dinleyin. Ama iyi dinleyin. Belediye başkanları, belediye başkan adayları, sevgili izleyicilerimiz, lütfen ama iyi dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Bir köy muhtarı ne yapar? Şimdi dinleyin. Eğer gidip burada öğrenciler, özellikle tez hazırlayanlar, üniversite tez hazırlayanlar, bu konuda araştırma yapanlar gitsinler Irmaklı köyüne. Bakın köyler, köylüler ne yapıyormuş. Şimdi orayı kazdınız. Şeyin, hani köyün karşısında bir tepe var. Evet. Bir kayalık var, böyle bir sivri kayalık. Evet. Onun olduğu yerde mi? Onun olduğu yerde suyu. Su kaç metrede çıkardınız? Yani epey bir kazdınız mı? Kazdık tahminen 10 metre falan. Bir de kayaydı, kırıcı getirdik, kırıcıyla kırdık. Ha, kayanın dibinden su evet, çıkardınız. Evet, kayayı kırdık çıkardık. Tertemiz, berrak, buz gibi su evet. Çıkardınız. İkinci şeyimiz bir Yeşiltaş Irmaklı yolumuz var aramızda. Bir 5 kilometre yolumuz. Bunun Sidebze'si. Yeşiltaş dediğiniz yer? İspekçi diyeyim eski ismi. Ha, şey yani köy orası da. Orası da köy. Bizim ikimizin arasında bir yolumuz vardı 5 kilometre. Onun Sidebze'sini yaptırdık. Bitirdiniz 10 Sidebze'si. Evet, 10 Sidebze'si bitti. Üçüncü yaptığımız iş köyümüzün ana köprüyü görmüşsündür. Irmağın üzerindeki köprü. Şeydeki köye giriş. Onu sizin döneminizde mi yaptınız? Köprü daha önce yapıldı da onun var eski köprü vardı solda. Evet. Onun girişi Sidebze'ydi. Evet. Yol. Evet. Onun asfaltını yaptırdık. Biz bu 5 yılda yaptırdığımız. O köyün Sidebze'sini yaptınız. Köye girdikten sonra o festival alanına bir de yeni bir köprü yaptınız. Sizin bahçeyle daha gelmediniz. Ona geleceğim. Tamam. Bu köyümüzün her yılda gördüğün gibi bu biz başlattık festivalimizi 5 yıldır yapıyor. Geleneksel olarak yaptırdık. Bu festival alanımızın yolu ilk sene Necdet Bey'den gelmeden herhalde Mehmet Bey mi geldiydi? Aracına indi festival alanına çıkamadı. Rampa böyle çok dikti. Biraz da böyle çakıllıydı çıkamadılar. Tam o şey köprüsüne varmadan aşağıda köprüye evet. Şöyle viraj dönüyorsun aşağı doğru iniyorsun. Evet, o köprü. Kumlu bir toprak böyle. Evet. Biliyorum orayı, ben de geldim oraya. Buradan da İllüzer Devası'na teşekkür ediyorum. O aslında festival alanından ziyade sizin bütün bahçeleriniz hep o tarafta yani. O evet, yarıdan çoğunun bahçesi falan. Bahçesi o evet. Tarafta, yani Toma çayının karşı tarafında oluyor. Evet. Orayı zaten açtırdın. Orada iki köprü var. Bir hemen o rampaya indikten sonra bir köprü var. Orada mı yeni? İkisi de yeni yapıldı. Bu benim dönemimde yapıldı ikisi de. O iki köprüyü sizin döneminizde. Evet. Yani kocaman karayollar gibi bir köprü. 2010'da birisini yaptık. 2012'de bir tanesini. İki köprüyü de Irmak'ın üzerinde bitirdiniz. Evet. Tertemiz. Ama Necdet Bey gerçekten vatandaşlar orada çok sıkıntı çekiyorlardı. Bu Irmak'ın ilk bahar aylarında böyle karların erimesinden yükseliyordu. Evet. Kaç tane vatandaşımız koca önünde. Toma çayı. Evet evet. Yani. Ölümden döndü. Geçemiyor. İcabinde aha bir ay sonra bahçelerin ilacı başlayacaktı. Gidemiyor ilaca. Oradan geçmek zordu. Irmak'tan geçiyorduk zaten. Aslanlar gibi iki tane köprüyü ve köprüler de öyle az uz evet. Değil. Nerede baksan yine 50-60 metre uzunluğunda köprüler evet. Öyle yani çok ciddi. İki tane de araba rahat geçecek köprüler. Onlar da kendi yaptırdınız, bitirdiniz yani bu dönemde. Evet, bu dönemde yapıldı. O zaman kısa bir reklama gidelim. Devam edeceğiz muhtarım. Biz daldık. Değerli izleyicilerimiz, muhtarım anlatıyor. Bunları bir ilçe belediyesi yapamaz diyorum. İddia ediyorum. Yapmamıştır da. Bir köy kendi imkanlarıyla su kaynağı buluyor, depo buluyor. Asbest boruları değiştiriyor. Malatya merkez hala asbest borularda su içerken Irmaklı köyü kendi imkanlarıyla asbest borularını değiştiriyor. Vatandaşına berrak, tertemiz, sağlıklı su içiriyor. Buyurun buradan yakın. Reklama gidiyoruz.
Evet değerli izleyicilerimiz, kısa reklam arasından sonra tekrar stüdyolardayız. Bizleri izlediğiniz için, mesajlarınızı yoğun gönderdiğiniz için bir köyü tanıtıyoruz. Köyün muhtarıyla program yapıyoruz. Bu kadar yoğun mesaj gönderdiniz. Allah sizden razı olsun. Sahipleniyorsunuz. İşte sahiplik bu demek. Birlik, beraberlik bu demek. Bütün muhtarlar, bütün köyler, herkesin örnek almasını istiyorum. Eğer örnek bir köy görmek istiyorsa Irmaklı'ya gidecekler. Ha muhtarımız tek aday. Muhtar zaten. Aynı zamanda muhtar adayı. Şimdi yani böyle bir köye de hiç karşısına aday çıkılır mı yani? Diyor ya Allah adamı kör eder diye bir laf var ya. Hakikaten yani bu kadar hizmet olacak. Destek vereceksiniz. Dua edeceksiniz. Biz de yanında olacağız. Biz de televizyon olarak, Malatya'nın basını olarak gideceğiz. Onların dertleri, ızdırapları, neleri varsa yanlarında olacağız. Çünkü göç vermesin, gençlerimiz büyük şehre gitmesinler, köylerimiz boşalmasın, üretim bitmesin. Bakın hasret kaldık tereyağına. Makine yağları ye hep kanser olduk. Artık doğal meyveler, sebzeler yok. İsrail tohumunu ye ye neredeyse İsrailler gibi olacağız. Yapmayın, etmeyin. Bu köylerimize sahip çıkın. Bu köylerimize sahip çıkmak zorundayız. İşte Türklük diyorsanız bu, Müslümanlık diyorsanız bu, Türkiyelilik diyorsanız bu. Ümmetin insanlarına sahip çıkın. İşte sahip çıkıldığı için de kendimizi parçalıyoruz, yırtıyoruz. Diyoruz ki arkadaş işte köylerde hizmet böyle olur, böyle olması gerekir dememizin sebebini işte bu programlar onun için yapıyoruz. Şimdi bir köy düşünün. 147 hanesi var. 700 küsür nüfusu var. Tabi gurbette onun bir iki mislisi daha var. Yani toplasanız Irmaklı köyüne kayıtlı olan, hadi ben biraz abartayım, 3000 kişi vardır. Doğru mu muhtarım? Evet. 3000 civarındadır. 3000. İlçelerden bahsediyorum. Size iddia ediyorum, şu yapılan çalışmaları hiçbir ilçe belediyesi yapmamıştır. Hiçbir ilçe belediyesi derken hani sadece Malatya'yı kastetmiyorum. Birçok Türkiye genelinde. Tabii bizim ilçelerimizde iyi çalışmalar yapılmıştır ama ilçe belediyelerinin, belde belediyelerinin çoğu sırt üstü yatarken işte bir köy muhtarı bu işleri yapıyor arkadaş. Neler yapmış? 3 tane köprüler var. 3 tane. Koca Tohuma çayının üzerine 3 tane köprü yapmışlar. Temiz su çıkarmışlar. Şimdi bakalım daha neler yapmışlar. Türkiye'de önemli bir festivali köyler kendi imkanlarıyla yapıyor. Binlerce kişiye etli yemekler, katmerler, ondan sonra orada ev yemekleri ikram ediliyor. Şimdi başka ne yaptığınızı soralım, muhtarım cevap versin. Muhtarım, böyle sıralamayı yaptık. İçme suyu kaynağını bulunduk, depoya getirdik, boruları değiştirdik, köprüleri yaptık, stabilize, 2 köy arasında stabilize yaptık. Evet. Hepsini tek tek sıraladık. Şimdi ne yapmışız bir de onu izleyelim. Bir sizden dinleyelim. Sulama kanallarımız vardı. Evet. Ana kanal değil de ara kanallarımız. 12 kilometre. Onlar çamurdu daha önce. Hiç daha beton olmamıştı. Onları beton yaptırdık. 12 kilometre. 12 kilometre evet. Sulama suyu kanalı yaptınız. Evet. 12 kilometre. Evet. Bu ara kanallar ana kanaldan ayrılan, böyle arazinin içinden giden o kanalları yaptırdık. Ana kanalımızın da Sayın Vekilim'den bir ay önce Ankara'daydım, meclisteydim, görüştüm. Ana kanallarımızın projesini hazırlattık. Şu anda ihale aşamasına geldi. Vekilim söz verdi. 2014 yılında ihalesi yapılacak kanallarımızın. Hangi vekilim onu da kulağını çınlatalım. Ömer Bey. Ömer Faruk Öz. Evet. Ömer yani, Faruk Öz gerçekten sizin oraya da iyi sahip çıkıyor yani. Sayın vekilim, Darendeliler diyor ki hiç Darende'den vekil yok diyor. Ben de diyorum ki Darende'den vekili Ömer Bey. Sağ olsun gerçekten de Darendeli'den daha iyi hizmet veriyor bizlere Darendeliler. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hiç ne iş için vardıysam hiç boş çevirmedi. Yani işte halkın vekili olmak evet. Da böyle bir şey. Evet. Bir tane şey aldık Necdet Bey. Bunu devletten değil tabii kendi gene köylümün, hayırseverler, vatandaşların yardımıyla bu cenaze yıkama aracı, çift morklu cenaze yıkama aracı aldık. Nasıl yani? Seyyar. Seyyar evet. Aracın içerisinde morku var. 2 tane morku var. 2 tane cenaze morkuna koyabiliyorsun.
İçerisinde cenazeni falan yığıyorum. Böyle suyu, her kliması, her teşkilatı var. Şimdi o köyde duruyor yani. Evet, köyde. Nerede buldunuz onu? Bunu Kayseri'den aldık. Her şey içinde teşkilatı. Her teşkilatı içerisinde. Suyu var, akarsuyu şey gidiyor, sabit bir yerde duruyor. Atıyorum cenaze nerede? Bir kilometre orada. Buradan alıyor, götürüyor. Kapısının önüne gidiyor, tertemizlik kanıyor, evet. Morga konuyor. Diyelim akşamdan vefat etti. Morgu var, morguna bırakıyor. Morgda bekletiyor. Evet. Vallahi yani, ne diyeyim yani, muhtarım evlatlık alır mısınız biz oraya? Bunu yalnız köylü vatandaşlarıma, hayırseverlerin yardımıyla. Ama şunu da unutmamak lazım, sizin bir de İstanbul'da köy derneğiniz var. Evet. Metin abi olsun, Muzaffer abi olsun, isimlerini hatırladıklarım, Ahmet Bey değil mi? Ahmet Kaplan. Yeni evet dernek başkanımız. Sizlere selam ve saygılar sunuyoruz. Bak muhtarım anlatıyorsa bunun en az yarısını da ve fazlasıyla İstanbul'daki köy dernekleriniz yapıyor. Evet, buradan da eski yönetime de çok çok teşekkür edeyim. Onların da çok yardımları oldu. Köyün mobil cenaze yıkama aracı var, mobil. Yani tekerlekli, böyle yürüyor gidiyor insanların kapısına. Akşamdan vefat etmiş. Hemen alınıyor, sabah bekleniyor, sabah o yıkanıyor. Köy ha burası. Burası köy. İlçe falan değil. Ben hizmet ettim diyen beldeler, öbürleri, berikileri. Hepinize buradan sesleniyoruz. İşte dinleyin, bu bir köyde. Irmaklı köyü. Daren'de Irmaklı köyünde bunlar yapılıyor. Evet muhtarım. Bir taziye evi yaptık Necdet Bey. Yine 2012 yılında bunu da gerçekleştirdik. 350 metrekare bir alana. Bir de cenazelerde, düğünlerde, bir de mevlütlerde. Allah'ım. Orada yapmak için. Lavabosu içinde, su içinde, çay ocağı var. Her şeysi. Banyosuna kadar var. Banyosuna kadar evet. Taziye evi yaptınız. Evet. Ben ne diyeyim abi? Bunu da yine sağ olsunlar köylerimin desteğiyle, hayırseverlerin yardımıyla evet. Yaptık. Taziye evinde yaptınız, bitirdiniz. Evet, bitti. Şu anda faaliyette. Vallahi helal olsun size. Peki, başka yaptığınız şeyler? Bizim dönemimizde camimizin halıları... değiştirdik. Kaç caminiz var köyde? Bir tane. Bir tane merkezdeki o. Evet. Alttan ısıtma gene bu köylü vatandaşlarımın yardımıyla. Alttan ısıtma yaptınız. Evet, ısıtma döşedik. Neyle ısıtıyorsunuz? Elektrikle. Alttan ısıtma köye evet. Camisine döşediniz. Evet. Halları da yenilediniz. Halları yeniledik. Alttan ısıtma bir de döşedik. Soba yanmıyor. Alttan ısıyla ısınıyor camimiz. Allah Allah. Bir tane Piri Ömer dediğimiz, buradan da çocuklarına da teşekkür ediyorum. Kızları kaldı, oğulları öldü. Allah rahmet etsin. Amin cümlesine. Bir mezarlık bağışladı. Mevcut bir tane mezarlığımız vardı da. Yalnız bu şu andaki mezarlığımız dolmak üzereydi. Bu vatandaşın da yanında arazisi vardı, mezarlığın yanında. Kaç dönüm? Üç dönüm. Üç dönüm mezarlık köye bağışladı. Yerini bağışladı. Evet. Sizin şeyle ama. Evet söyledik bizi de kırmadı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O da Mezgidinli değil mi yani? Evet kendi köylümüz. Mezarlığı bağışladı. Yani bir asır daha gider köyümüze. Yeni bir 30 dönüm mezarlığımız var da o biraz köyden uzaktı. O vatandaş da biz de dedik boş duruyordu orası. Vardık kendisine söyledik. O da memnun oldu. Hiç bizi kırmadı. Peki bu kadar şey yaptınız. Herhalde bütün iş bitmiş. Başka yapacak bir şey var mı? Var. Yapacaklarımız daha var. Daha bitmedi diyorsunuz. Durmak yok yola evet, devam. Evet Necdet Bey. Bir sulama kanalımız demin söyledim. Evet. Şu anda o 2014 yılında ihalesi olacak Sayın Vekilim. Mücahit Bey de, Ömer Bey de söz verdiler. 2014'te parası falan ayrıldı dediler. Projesi hazır zaten. 2014'te 9. ayda mı olur, 10. ayda ihalesi yapılacak. Bu demek ki Erol Bey'in dediği gibi bir Acıpınar yolumuz var, Stebzesi.
Şu anda cumartesi günü müzleri gidecek. Yapılacak işlerden evet o var. Su depomuz biraz küçük geliyor. Yazın bayağı vatandaşlar sıkıntı çekiyor. Biraz da eski olduğu için. İkinci... Peki Kayısılara köyünüze işçi çok geliyor mu? Evet. Çünkü o dönemde en çok suyun sarf edildiği zaman o zaman. O zaman ne kadar tahminen işçi geliyor toplamda köyünüze? Şimdi kayısı demin dedim bir kısmında olur bir kısmında olmuyor dedim. Her kısmında olursa 500-600 işçi geliyor. 500-600 kişi gelip evet. En az bir 2 ay çalışıyor orada. Evet 1,5-2 ay çalışıyor. Köyünüzde sizin yani ev halkından, hane halkından birileri oluyor onlar. Aynen Necdet Bey. Biz de bizim köyde hiç dışarı koymaz işçiyi. Kendi ailesi nasılsa işçiyi de aynı görür. Yemeği, içmesi, içme, yatma, misafir odaları olur bizde misafir odası. Hayır diyor. Çadırda falan? Hayır kesinlikle hiç bizde çok görürler. Irmaklı'da kayısı işçileri çadırda kalmaz. Evet. Bizde çok görürler. Bir dışarı işçiyi koyunca vaktiler falan adam işçisine ayıplarlar yani. Evet. Falan vatandaş işçiye bakmamış götürmüş çadıra koymuş veyahut götürmüş başka birinin evine koymuş kesinlikle. Vallahi Irmaklı'ya gidin insanlık görün. Kayısı işçileri geliyor. Urfa'dan, Batman'dan, Adıyaman'dan emekçiler geliyor. Çadırlarda yatırmıyorlar. Çadırlarda hani onlar kendi evlerinin içerisinde misafir ediyorlar. Onların yömyelerinin paralarını veriyorlar ve onlara dost oluyorlar. Hatta kirvelik bağları oluştu. Son zamanlarda kız alışverişleri bile başladı böyle. Evet. Ben zaten kendi oğlumu onlardan nişanladım Adıyaman'dan. Adıyaman'dan neresinden? Adıyaman, Kahta Menzil. Menzil'den? Gödülge köyünden. Bu şekil kayısı işçiliğinden mi tanıştınız? Evet, kayısı işçiliğinde 3 yıldır geliyordu. Nişanlıdır şu anda da benim oğlan asker. Ne zaman düğün inşallah? Okullar kapanınca. O zaman güzel bir düğüne geliyoruz. İnşallah 17 Haziran'da. Şöyle festival gibi bir düğün yapalım. İnşallah Necdet Bey. Ben inşallah. De geleceğim söz. İnşallah. Geleceğim o akşam hatta bir gece de orada kalacağım. Evet inşallah. Şu anda nişanlı benim oğlan da yeni askerden geldi. Yılbaşında işte bitirdi. Böyle olursa bir köy insanlara değer verirse evet. İşte akrabalık bağları oluşuyor. Yani. Adıyaman'ın menzili nereye? Hani derle Kahta'nın menzili, Darende'nin mezgidisi, Darende'nin şeyi, evet mezgidin nereye, Irmaklısın nereye. Evet. Bakın işte bir hısımlık akrabalık bağı oluştu. Niye ben program başında lütfen iyi dinleyin, örnek alın dedim ısrarla, bunun için. Benim için Malatya'nın bütün köylerin hiçbir farkı yok ama Irmaklı her şeyle örnek bir köy. İnsanlığıyla, birlik beraberliğiyle. Toprağına sahip çıkmasıyla, dinine, diyanetine, geleneğine sahip çıkmasıyla dört dörtlük baş tacı edilecek bir köy. Değerli izleyicilerimiz o yüzden ısrarla diyorum. Irmaklı bizim için çok farklı bir köy. O yüzden destek olacak. Bakın hiç böyle bir rekabet bile yok. Muhtarım bu kadar hizmet yapmış. Köylü demiş ki muhtarım senin arkandayız. Devam ediyoruz. Muhtarım birazcık mesajlar çok geldi. Biz bunun altından kalkamayabiliriz. Bir köy muhtarına ancak bu kadar mesaj gelir. Bu kadar konuk alıyoruz. Çok özür dilerim. Yani çok çok böyle önemli konuklar, önemli insanlar, birçok kitleye, milyonlara hitap edecek, kitlelere hitap edecek insanlar konuk alıyorum. Ama bu kadar mesaj, hemen hemen onun kadar mesaj geldi bir köy muhtarına. Okuyacağım. Hızlı okuyacağım. Evet diyor ki, ben emekli öğretmen Pembe Kaplan. İstanbul'da yaşıyorum. Irmaklı köyündenim. Ben de kooperatife üye olabilir miyim? Olabilir tabii. Kendi köylümüz olduğu için olur. Ha, böyle bir soru daha var. Bir izleyici daha sormuş. Hemen onu da yazılı olarak sormuş. Bu da aynısı. Kooperatif kuruluşunda dışarıdaki vatandaşla katılabiliyor mu? Katılabilir. Kendi köylümüz olduktan sonra katılabilir. Irmaklı olduktan sonra. Ya kendi köylün olacak ya da evlatlık gelecek. İkisinden biri. Yani. Evet işin esprisi. Olabiliyor. Irmaklı olacaksınız tabii ki. O köyden olacaksınız. Gurbete gitmiş olabilirsiniz. Ya da babanız, anneniz oralı olmuş. Sizin doğum yeriniz de farklı bir yerde olabilir ama o köyün içerisinde olursa daha birlik beraber. Yani yabancının gelmesi çok da uygun olmaz. İşin esprisi evet. Bir yana. Evet. Köyümüz muhtarına İstanbul'dan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Mehmet Bişkin.
Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. İyi yayınlar Necdet Bey. Güzel köyümüzün değerli muhtarı. Öncelikle yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı şahsım ve ailem adına şükranlarımı sunuyorum demiş. Yeni dönemde aynı performans ve daha iyi bir şekilde hız kesmeden hizmetlere devam etmenizi talep ediyorum. Selam ve saygıyla demiş. İsmini belirtmemiş ama telefon numarasının sonu 7704. Kurban aynen böyle yazmış. Kurban sizlere ve bütün Irmaklı halkına selamlar. Ayrıca muhtarımıza selam ederim. Köyümüz için elinden geleni yapıyor. Muhtarımız hayırlı yayınlar. Halil Gündüz. İskendisim. Eyvallah. Köyde yaşıyor mu, gurbette mi? Halil Gündüz. Gurbette. Gurbette mi? Evet. Selam olsun gurbeti diyara. Arkadaşlar reklama 3-4 dakika var diyorlar ama ben şu mesajları hızlı okuyorum. Ben Darende'den Reşit Demirel. Sayın muhtarıma teşekkür eder. Atik ve atılganından dolayı saygılar sunarım demiş. Köylünüz mü? Yahan bir köylümüz. Bak. Ben kendine teşekkür ediyorum. Hep de köylü. Bak yakın evet. Köylüler bile arıyorlar muhtarım. Muhtarım ben Irmaklı'yı çok seviyorum. İyi ki Irmaklıyım. İmam Hatip Vedat Burç. Köyün imamı mı? Köyümüzün imamı. Ha bizim o festivallerde koşturan, yemekler dağıtan, terler akıtan muhtarım. Evet, mı? Evet Necdet Bey bu imamımızın da Hatip Vedat Burç. Köyümüze çok büyük bir ema oldu. Örnek bir imam. Evet Kur'an kursu yaptı. Kız erkek Kur'an kursu. Üzerinde lojman. Gerçi köyümüzün desteğiyle oldu ama önce oldu. Kendisine köyüm halkına çok çok teşekkür ediyorum. Sanki köyüm halkından birisi. Ya biz festivalde bir koşturur, bir uğraşıyor, yemekler dağıtıyor, oraya koşuyor. Köyün muhtarı, köyün imamı. Kendisi de Tunceli Pertekli. Evet. Pertek'ten gel, Irmaklı'da imam ol, Irmaklılar gibi ol. Muhtarım, Sayın İmam, Vedat Bey, ben senin yerinde olsam kaydımı oraya alırım, bir daha da gitmem bir yere. sağ olsun. İyi yayınlar Necdet Bey. Güzel köyümüzün değerli muhtarı öncelikle yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum demiş. Aynı performansı devam etmenizi istemiş Ahmet Büyük. Ahmet Büyük. Eski muhtarımızın oğlu. Eski muhtarın benden oğlu. Önceki muhtarın oğlu. Ya işte birlik beraberlik böyle evet. Bir şey ya. Değerli muhtarımıza görevinden dolayı başarılar dileriz demiş. İstanbul'dan çok iyi hizmetler bekliyor. Eyüp Kurnaz İstanbul'dan göndermiş. Çok uzun göndermeyin baba, okurken biraz zorlanıyoruz yani. Hayırlar, ben İstanbul'dan Semih Bişkin. Muhtarımız Ömer Kılıç'a başarılar diliyoruz. Geçmişteki muhtarlarımız da iyiydi. Ama rahmetli Hacı Ali Gündüz muhtarımızdan sonraki en iyi muhtarımız kendisi, çalışmadan başarılar diliyoruz diyor. Ellerinden öpüyoruz diyorlar. Irmaklı gençler olarak daha çok gençlerin birleştirecek, bir araya getirecek çalışmalar da bekliyoruz muhtarımıza ve derneğimizden demişler gençler. İstanbul'dan Semih Bişkin demiş. Evet. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ ben olsun. Nuri Alkan Irmaklı köyündenim. Çerkezköy'de oturuyorum. Evet Çerkezköy'de. Ben de üye olabilir miyim diyor. Babası var ona gerek. Babası yani kardeşi var burada. Zaten beraberler Necdet Bey. O evet. Espri olarak demiş de olabilir tabii, niye olamasın. Anladım. Irmak Köy Muhtarı Ömer Kılıcı bugüne kadar yaptığı başarının dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum diyor. Durmuş Kılıç Mersin'den. Abim. Ha, öyle mi? Evet. Eyvallah. Mersin'de ne yapıyor? Fırıncılık. Daha önce Darende de kaportacılık yaptı. Gurbette çok şeyiniz var mı? Yani Irmaklı olup gurbette çok... Çok Necdet Bey bizim köyü bitti. Genelde ne iş yapıyorlar gurbette hani genelde köylüleriniz? Tekstil mi hangi alandalar? Tekstilde çalışıyorlar. Bir de bazı yerlerde iş yerleri var. Evet. Çoğu yani Adana'da, Ankara'da. Mersin'de abim kaldı sadece bir aile. Çoğunluğu İstanbul'da. Zengininiz var mı biraz? Durumu iyi olan. Normal olan var evet. Hiç yoksa fazla bu kadar yardımlar, hizmetler evet. Olmaz tabii. Irmaklı köyü kaliteli ve doğal sebze yetiştiren çalışkan köy halkına ve muhtarına teşekkür eder. Devlet büyüklerimizden köyün sorunu hakkında yardımcı olmasını istiyoruz demiş. Boş yetkili servisi Darende'den. Ben kendine teşekkür ediyorum. Darende'den evet. Evet. Ben Darende'nin Barındır köyünden Reşit Demirel Irmaklı köyü muhtarı Ömer Bey'e Atik ve Atılgan'dan dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum demiş. Biz kendine teşekkür ederiz. Barındır köyü. Yukarı bizim köyün üzerinde bir yol gidiyordu. Bir de dağ dediğimiz oradan. Ha tamam hatırladım. Evet. Şöyle hafif çapraz sağa doğru. Evet. Tamam. Evet. İyi akşamlar. Ben Irmaklı'dan Murat ve Durdu Gökduman. Size ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Ayrıca muhtarımıza gurur duyuyoruz demiş.
ettiler. Sağ olsunlar. Böyle bir program yaptığın için Vuslatlı'ya teşekkür ederim. Muhtarlarımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Muhtarım küçük baş ve büyük baş hayvan meralarıyla ilgilenirse çok memnun olurum. Mehmet Gürbüz. Meralardan bahsettik. Bu mera ıslak projemiz var. Ha, bir de ondan bahsedelim. Daha ona gelmedi. Ondan sonra reklama gidelim. İlçe Tarım Müdürü. O zaman o merayı biraz konuşalım. Hemen reklama gidelim. Tamam. Bizden ayrılmayın. Mesajlarınız tamam. Gelirse okuyacağım. Söz verdiğim gibi kısa reklam arasından sonra buradayız. Değerli izleyicilerimiz, son bölümdeyiz. Tabii bizden sonra ana haber bültenimiz olacak. Genelde muhtarlarımıza yarım saatlik süre vermiştik. Ama genel yan yönetim arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlar dediler ki eğer mevzu Mezgidinse, Irmaklıysa ve Darende'yse orada anlatacak yapılan çok işler var. Muhtarıma yarım saat yetmez. Necdet Bey rica ediyor senden bu işi bir saat ve fazlasına getir dediler. Normalde biz öyle yapıyorduk ama ilk defa mahalle muhtarı programını bu kadar uzun yaptık. Doyduk mu? Doymadık. Şimdi biz anlatıyoruz. Yazın gideceksiniz, gezeceksiniz, kendiniz şahit olacaksınız. Bunlar hiçbir hikaye değil yani. Bu söylenenlerin hepsi yapıldı. Tek tek saydık ya. Gene özetleri sonuna doğru televizyonu geç açanlar olmuştur belki. Peki muhtarım, yapacaklarımız neler kaldı? Yapacaklarımız köy içi 5000 metrekare kilit taş yaptık. Ha, yaptınız. 5000 metrekare yaptık. Daha 10.000 metrekare eksiğimiz var. 5 dönüm yeri hani evet. Tabir caizse kilit taşıyla döşediniz evet. Köyün içini. Köyün içini 5000 metrekare yaptık. Daha 10.000 metrekare eksiğimiz var. 10 dönüm yeri daha yapacaksınız. Evet. Öyle diyelim artık. Evet. 10 dönüm yeri daha böyle sokak sokak elif elif dokuyacaksınız. Aynen Necdet Bey. Eksiğimiz 10.000 metrekare taş daha olursa anca bize yeter. İkinci bir şeyimiz Sağlık Ocağımız. Bina 70'li yıllarda yapılmış, 72'de falan. Şu anda eski durumda. Onun dilekçesini verdik. Yıkım kararını bekliyoruz. Yıkım kararı geldiğinde bunu yıkıp yenisini yapacağız. Sağlık Ocağımız o hemen bir çeşme vardı önünde. Orası festivale mi giderken tam yok, o okulun karşısında. Demirciyi geçiyoruz. Geçtikten sonra. Evet. Kulağını çınlatan demirciyi bize emeği çok. Evet. Her gittiğimizde buz gibi bakalanan ikramlar. Evet. Neydi ismi? Sağ olsun. Mehmet Yılmaz. Ha Mehmet abi. Evet. Mehmet abiye buradan da selam olsun. Bizi izliyordur evet, mutlaka. Evet sağ olsun. Yardımcı oluyor festivalde bize koşturuyor. Yani hakikaten herkes koşturuyor ya. Evet. Bir vatandaşımız da çilek. Şu anda Sayın Kaymakam Doğan Yol'dan geldi. Daha önce oraya bir proje üretmiş bu çilek şişesine. Orada gerçekten ben 11. ayda izledim. Yine biz yayınlamıştık. Evet siz yayınlamıştınız. Hatta şu masanın üstüne koymuştuk. Evet. Doğan Yol Belediye Başkanı'nın konuk olduğu zaman çilekler pırıl pırıl doğal. O kadar güzel 11. ayda çilek yedik. Evet. O projeyi size de mi getirmek? Bize de geldi. Şu anda bir vatandaşımız İbrahim Kılıç, Halil İbrahim Kılıç. Şu anda o yapacak. %50 devlet destekli hibeli. Bundan sonra çilek yetişecek Irmaklı'da. İlk olarak bir dönümü deneyelim dedik. Eğer şey olursa seneye kayırık. Şu anda talebimiz çok vatandaşlardan da. İlkinde bu bir vatandaşımız denesin. Ondan sonra. Şimdi Irmaklı'da kayısımız güzel olur. Kavunumuz zaten festivali evet. Oluyor. Söylemeye gerek yok. Evet. Ondan sonra diğer bostanlarımız domatesi, biberi, mesela biberimiz çuval evet. Çuval biber evet. Traktörle gidiyordu yazın. Darende zaten 3 ay 4 ay bizim köy zebze konusundan temin ediyor. Bütün bir Darende sebzesini sizin köy temin ediyor. Evet. Peki başka neler yetişir? Yalnız buradan başkanlarıma köy olarak kızgınlık biraz. Zebze halimiz vardı. Köy zebze hali. Köyün sebze hali vardı. Evet. Öznur Hanım
biliyor bunu, Zepsehalli'nin köylü pazarı diye. Daha önce bizim köye gelmişti ilk döneminde. Köylü vatandaşa da kendisini dile getirdiler. Hı. Üzeri açıktı, üzerini kapattı. Köylü Zepsehalli olarak oldu. Şu anda Darin'de vatandaşlar bayağı oraya yerleşti. Bu da belediye başkanlarımın suçu. Bizim köylü oraya varamaz oldu. Ha, şeyi anlamadım. Darin'de merkezinde mi, evet, köylü? Evet, merkezde Darin'de Zepsehalli. Köylünün Zepsehalli vardı. Evet. Vardı. Şimdi yok mu? Var, şu anda var da sığmıyor köylü. Ha, küçük yani, küçük kalıyor. Küçük kalıyor. Bazı vatandaşlar da geliyor. Ötede dükkanı var. Dükkanını bırakıp oraya gelip açıyor. Ha, köylüye yer kalmıyor. Köylüye yer kalmadı. Ha, bunun adı köylünün Zepsehalli ise köylünün, evet, olsun. Köylünün köylü olması lazım. Köylü direkt olarak getirsin. Tertemiz, pırpır elinin nasırıyla, alnın teriyle malını orada satsın. Parasını cebine koysun gitsin. Aynen öyle Necdet Bey. Yani tüccarlara bırakmamak lazım orayı. Evet. Simsarlara bırakmamak lazım. Vatandaş da zaten köylü, yani, kendi köylümün vatandaşı şu anda kızdı. Sebzehaline, oradaki o dediğiniz köylü Sebzehaline komisyoncu momisyoncu sokmayın. Belediye başkanlarımın şeysi Necdet Bey. İşte bunu, evet, o zaman önümüzdeki dönemde hangi belediye başkanı seçilirse, Doktor Süleyman Eser, buradan selam saygılarımızı gönderiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Lütfü Gültekin. Gültekin'e selam saygılarımızı sunuyoruz. Diğer belediye başkanlarımıza. Bakın, bu çok önemli. Bu çok önemli. Köylü tarlasından topluyordu. O pat pat traktörleri yok mu, onlara bindiriyordu. Götürüyor, Darin'de malını direkt olarak satıyordu. Hem alan ucuz alıyordu. Hem temiz mal yiyordu. Hem de araya simsarlar, mümsarlar, komisyoncu bilmem ne girmiyordu. Ama şimdi ne yaptınız? Onlar hemen uyanıklar geldi, köşeleri kalktılar, köylü gene açıkta kaldı. Biz geleceğiz, onu haber yapacağız. Allah'ın izniyle yazın İnşallah. Geleceğiz. Onu el atacağız. Kim orada köylü, kim üretici, kim simsar, kim komisyoncu, onu orada belirleyeceğiz inşallah. Ona destek vereceğiz. İnşallah. Evet. Bir de çilek yetiştireceksiniz bunun, evet, yanı sıra. Evet, işte bu yıl ilk olarak, bu da Sayın Kaymakam'ın bir projesi. Evet. Doğan Yolda yaptım dedi. İlk olarak da bir Darin'de yapalım dedi. Şu anda da vatandaşımız ilgileniyor bununla ilgili. Bir dönüm araziye bu yıl yapılacak. Evet. Yazın köylüler kapı önlerinde sebze ekiliyor, içme suyuyla sulanıyor. Bunun ve büyüden, ha, bu yüzden sıkıntı çekiyoruz diyor. Buna bir çare bulur musunuz diyor. Kapı önlerine hani içme suyuyla sulanıyor, evet, diyorlar. Buna bir çare bulun. Bir çare kayık belediyeye geçti Necdet Bey. Saat da kalacak. Ha. Evet. Kıymetini, evet, kıymetini bilmiyordunuz. Kıymetini bilmiyordunuz. Öyle har vurup harman savuruyordunuz. Bundan, evet, sonra yok öyle artık. Sulasın mı? Bugünden sonra da sulasın. Parasıyla sular. Yani o benim elimde, evet, değil diyorsun. Güzel. Veli Güven, Irmaklı köyünden size selam gönderiyorlar. Aleykümselam, kendine teşekkür ediyorum. Necmi Bişkin. İstanbul'da. Öyle mi? Evet. İstanbul'dan size selam gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Aleykümselam. Başarılar diliyoruz. Abdurrahman Kurnaz. İstanbul'da, o da İstanbul'dan geliyor. Diyor ki, şöyle yazmış. Kardeş diyor, o kadar yenilikler yaptı ki kardeş diyor, desteklerimiz ve gururumuz sensin, desteğimiz seninle diyor. Demiş, çok memnunuz demiş Fahri Kaya, sizden selam gönderiyorum. Adana'dan. Feyzullah Yılmaz, Türkiye'de bizim muhtarımız bir tanedir. Tabii ki bir tane. Anlattık vallahi, bunları hiç kimse yapamaz, hiç kusura bakmasınlar. İnşallah bu programı tekrarında yayınlarsak yine size bilgilerini veririz. İnşallah Necdet Bey. Hasan Gündüz. Size selamlar göndermişler. Aleykümselam. Size de kendilerine selamlar. Soru olursa alacağız. Yeşiltaş köyünde Muhittin Aslan. Muhtarımızla gurur duyuyoruz diyor. Yeşiltaş köyü. Yakın mısın? Ha, az önce bahsettiğimiz köy. Neydi eski adı? İspekçir. İspekçir'e selam olsun. Kamu kurumlarımızda diyaloglu örnek düzeyde çalışkan başarılı Mehmet Önder. Darin'de kaymakamlı personeli. Bakın, kamu kurumlarına efendi, ne istediğini bilen, ne konuştuğunu bilen muhtarımız diyor. Sizden memnun varmış o konuda. Sağ olsun. Biz de kendiler de memnun. Allah razı olsun. Gerçekten Darin'de, evet, personelinden. Hizmetlerde Aşkın Gürbüz.
Size yine selamlarını göndermişler. Aleykümselam. Nereden göndermişler? Bizden kendiler selamlar. Köyde. Köydeler mi? Bu şey Aşkın Gürbüz bu tavuk çiftliği kuranlar. Ha, öyle mi? Evet. Onlar mı? Ya şurada bir kah Durdu Bugan. Onu atlayacaktın. Bize çok teşekkür ederim. Durdu Bugan okumadık değil mi? Evet. Durdu Bugan da nereden? İstanbul'da ikamet ediyorlar. Selam ve saygılar gönderip başarılar diliyoruz muhtarım. Artık mesaj okuyamayacağız. Program sonuna yaklaştık. Son olarak Mustafa Gündüz okumuş muyduk? Bir daha geldi bir mesaj daha. Evet muhtarım. Değerli izleyicilerimiz bitireceğiz. Ama bir de Hasan Kalkan not olarak göndermişler. Gurbetten bu da köyde. Köyde. Köyden. Hasan Kalkan'a da teşekkür. Bütün mesajları okuduk. Not gönderenlere okuduk. Mesajlar yağmur gibi geldi. Irmaklı Köyü muhtarına. Mezgidine selam olsun diyoruz. Evet bir köy düşünün. Kavunuyla festival yapar. Binlerce insan gelir. Onlara aş, yemekler, hediyeler kırıla gider. Sahneler kurulur. Davullar, zurnalar çalır. Bir köy düşünün. Tohma çayının üzerine iki tane köprü yapar. Bir köy düşünün. Mobil araç getirir. Morg ve cenaze yıkama aracı alır ve getir köyün içerisine koyur. Bir köy düşünün kocaman bir köy konağı yapar. Evet, bir köy düşünün camisini alttan ısıtma yapar, hallarını değiştirir. Bir köy düşünün 5 dönüm kilit taşı döşer, 10 dönüm daha döşecek. Bir köy düşünün gider oradan berrak tertemiz pırıl pırıl dağdaki suyu alır getirir, bütün içme su şebekesini değiştirir. Bir köy düşünün. İşte böyle bir muhtar düşünün. Muhtar olacaklara buradan selam olsun ama herkes örnek alsın. Muhtarın son sözlerinizi alıp bitirelim. Tüm ekran başındaki izleyicilere selam edeyim. Bizi izledikleri için de teşekkür edeyim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şu kameraya doğru konuşursan gurbeti diyardakilerine de selamı yakından göndermiş olursun. Tabii ki sizden başka da aday yok. Tek adaysınız. Evet tek adayız. Evet. Muhtarım Allah yolunu bahtını açık etsin. Sağ olasın Necdet Bey. Cümlesini. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Amin cümlesini Necdet Bey. Allah birliğinizi, dirliğinizi, beraberinizi daim etsin. Amin. Dualarla amin. Var olun. Dualarla o bereketli, güzel toprakla insanlarınızla bir bütün oluşturun diyoruz. Ben de madem köy programı Mezgidinden bahsettik, Irmaklı'dan bahsettik. Güzel bir şiirle bitirmek istiyorum. Çarşamba günü de köyümüzde bir yine çekim olacağını duyurur. Burada Necdet Bey. Buradan duyuralım. Evet. Çarşamba günü bizim ekip gelecek. Yol vakti evet. Yol vakti Mehmet Kılıç köye gelecek. Köyde bir çekim yapacak. Kışın neler yaparsın? Yarınki şeyler. De öbür çarşamba. Önümüzdeki hafta çarşamba. Önümüzdeki hafta yarın evet. Değil tabii. Önümüzdeki çarşamba günü gelecek. Onu da herhalde önümüzdeki günlerde tekrar yayınlarız, bildiririz. Evet işte örnek alınması bir köy, örnek alınması bir muhtar adayımız, muhtarımız. Tam bitiriyordum. Bir anda 6-7 mesaj bir de sadece isimlerini okuyacağım. Hacı Fidan İstanbul'dan sonlara doğru göndermeyin demiştim. Suç sizin. Hacı Fidan selam göndermişler. Evet, sağ olun. Yalova Armutlu'dan İbrahim Polat. Evet. Hikmet Yılmaz. Çocukluk ve askerlik arkadaşım demişler evet, size. Evet beraber gitmiştik askere. Evet Veli Kaya'da sizinle gurur duyduğunu ve selam gönderdiklerini belirttik. Mesajlar yağmur gibi geldi. Gerçekten bir köy muhtarına bu kadar mesaj hakikaten beni de şaşırttı. Tebrik ediyoruz sizleri. Bitireceğim şu şiirle bitirelim. Tam da böyle denk gelmişken. Ben de şu gurbete geldim geleli. Dertten kurtulmuyor çileli başım. Ne namerdi belli, ne merdi belli. Şehir köye benzemiyor kardeşim. Işığı parası bir de süsü var. Bilmem buraların başka nesi var. Ne ırmak, ne horoz, ne kuş sesi var. Şehir köye benzemiyor kardeşim. Nerede o bahçeler, nerede o bağlar? Yüzümüz gülse de gönlümüz ağlar. Her ne yana baksam beton duvarlar. Şehir köye benzemiyor kardeşim. Mesleğim çıraklık lakabım dağlı. Yol bilmez, il bilmez gözlerim bağlı. Bütün yemeklerim margarin yağlı. Şehir köye benzemiyor kardeşim. Kışta kıyamette kaldım durakta. Ağla anam ağla. Halime bak da. Şimdi yatıyorum sünger yatakta. Şehir köye benzemiyor kardeşim. Hayırlı akşamlar.